Kayıt Atölyesi hikayemizde bugün sizi güzelim Anadolu yakasına davet ediyorum. Japon mutfağının en eski, en bilinen lezzeti sushi'nin izinden çıktığımız bu yolculukta Japon kültürüne dair de sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. İşte bu yüzden bugün sizi Boğaz'a nazır harika restoranımız Lacivert'te sevgili arkadaşım Clara ile tanıştıracağım. Clara Japonya'da doğmuş. Yolu neden ve nasıl buraya düşmüş diye sorarsanız cevabı tabii ki aşk. İlk defa henüz aşka düşmeden önce Türkiye'ye turist olarak geliyor. Ülkemizi, kültürümüzü, yemeklerimizi çok seviyor. Bu seyahatten birkaç yıl sonra Japonya'da Türk eşiyle tanışıyor. Kader işte. Önce eşinin memleketi Burdur'da bir süre yaşıyorlar, ardından verilini İstanbul. Clara'nın çok tatlı bir Türkçesi var. Zaten her konuda becerikli biri. Türkiye'deki deneyimlerini paylaştığı eğlenceli bir YouTube kanalı da var. Clara ile sohbetimiz çok eğlenceli. Ondan hep yeni bir şeyler öğreniyorum. Örneğin sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sushi ustaları genellikle hep erkek olur. Bunun başlıca sebebi erkeklerin avuç içlerinin kadınlarınkine göre daha soğuk olması. Bu da pirinçlerin ele daha az yapışmasını sağlıyor. Bana gelince benim genelde ellerim, avuç içlerim hep soğuktur. Belki bu yüzden sushi yapmakta hiç zorlanmıyorum. Clara da hayatında ilk kez sushi'yi Türkiye'ye geldiğinde yapıyor. Hem sushi yemeyi özlediğinden hem de yeni tanıştığı arkadaşlarını ikram edebilmek için. Çünkü tahmin edilenin aksine sushi, Japonya'da evde yapılan bir yemek değil. Hadi gelin, şimdi Boğaz'ın bu eşsiz köşesinde, suyun üstündeki harika restoranda Clara ile buluşalım. Ama öncesinde ona sürpriz birkaç Türk usulü balık mezesi yapacağım. Bana eşlik eder misiniz? Lacivert Restorant'ta bugün çok güzel Türk mezeleri yapacağız. Evet. Altan Şef'imle beraber. Evet. Nasılsınız şefim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Bu Boğaz'ın eşsiz güzel manzarasını kaçırmamamız için burada güzel bir sofra hazırladık, masa hazırladık. Mutfağı dışarıya taşıdık. Evet. Bugün. Clara var arkadaşım, Japon. Kendisi uzunca bir zamandır Türkiye'de yaşıyor. Biz aslında daha sonra onunla sushi tadacağız. Ama ben yine de kendisine Türk mezelerinden sushi gibi olan bazı yemeklerine uyarlanmış bazı meze çeşitlerini tattırmak istedim. Evet. O yüzden de doğru adreste, o yüzden de buradayız. Evet, hoş geldiniz. Neler yapacağız Clara için? Levrek marini yapacağız. Evet. Mezenin üstünde. Nasıl yaptık bu levrek marini? Zeytinyağı, limon ve hardalda pişirdik onu. Aynı zamanda Japon mutfağında da ince dilimlenmiş somonlar var. Evet. Adı Suzuki Uzuki. Zaten onu da wok'ta beraber Saşımı tadacağız. Beraber. Yine marine kaya levreğimiz kaya var. Levreğimiz Minikop var. Olarak da geçiyor. Bu da aslında sashimi gibi evet. Ama biz bunu tuzda marine evet. ediyoruz. Aynen. Lakerdımız var, karideslerimiz var. Ona söğüş diyoruz değil evet, mi? Karides söğüş diyoruz çünkü haşlıyoruz evet, onu. Haşlıyoruz, az bir şekilde haşlıyoruz, hafif çiğ kalacak. Bir de karabiliyo karides salatamız var, enginarlı karides salatamız. Burada çok giden bir mezemiz. Ne lezzetli olur değil mi karabiga karides? Evet. Bunu bekletiyor muyuz peki biz biraz? Ya zeytinyağlı olarak eşliği için aslında biraz beklese daha güzel tadı oturuyor, hı-hı. lezzeti daha güzel oluyor. Hani bir 6 saat falan sosunda beklemesi lazım. Evet, şöyle bunların bir artık sunumunu yapalım isterseniz beraber. Buyurun. Biraz mezenemizden alalım. Hı? İki parça şöyle levreğimizi koyalım. Üstüne de portakal dilimimizi, greyfurt dilimimizi koyalım. Aynen. Sonra devam ediyoruz. Aynen. Aynı şekilde. Tabii biraz önce de söylediğim gibi Japon mutfağında aslında benzer yemekler var. Sadece biz gerçekten onları marine ediyoruz. Evet. Limonda ya da tuzda pişiriyoruz değil mi evet, şefim? Doğru. Bizim kendi damak tadımıza daha çok uygun olduğu için pişmiş şeyler. O yüzden onları Türk mutfağına uyarladık. Evet, hemen buzumuza koyalım. Mesela bu buz gerçekten Japonların da çok kullandığı bir sunum şekli. Bir de bunu anlatalım şefim. Ne vardı bunun içinde? Zeytinyağı, maydanoz. Maydanoz. Sarımsaktan olsa sarımsak. Peki başka burada? Lakerdamız var. Lakerdamızı da ayarlayacağız. Onu da yine tuzlu suda marineleniyor. Yaklaşık olarak bir ayda falan oluyor. Hı hı. Ellerinize sağlık. Şöyle bıraktım. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Ben bunları denemek için sabırsızlanıyorum.
Afiyet olsun. Eminim Clara da öyle sabırsızlanıyordur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Hadi gidip bunları Clara ile deneyelim. Önce istersen ellerimizi dezenfekte edelim. Teşekkürler. Maalesef zor zamanlardan, zor günlerden geçiyoruz. Hı-hı. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi keyifle yiyebiliriz. Hemen sana servis yapmak Hı-hı. istiyorum. Teşekkürler. Evet, bu kaya levreği Hı-hı. ve birazcık da tuzla marine edildi. Ama merak ediyorum bunu mesela Hı-hı. Japon mutfağında neye benzettin acaba? Evet, bizim sashimi'ye benziyor. Aynen, sashimi'ye benziyor. Bakalım tadı Hı-hı. olarak da. Beğenecek misin? Hemen diğerlerinden de sana servis yapmak istiyorum. Bunların hiç denemiş miydin? Yok, hiç denemedim. Lekerda. Bu da aslında yani görüntü olarak sashimi gibi ama... Tadına merak ediyorum. Evet, bence soğanla biliyorsun Türkiye'de biz balığı soğanla mutlaka tüketiriz. Bu da aslında ebi yani evet, karides. Süş diyoruz biz buna biraz böyle hafif bir... Çok bekletmiyoruz ama haşlıyoruz bunu da. Bu da levrek marin, yani marine edilmiş levrek. Hı-hı. Bu aslında Suzuki, evet, yani Suzuki. Levrek. Hı-hı. Suzuki Uzukuri gibi. Onu da zaten diğer restoranımızda sana yapacağım. Biz tabii çok güzel balıkların olduğu ve taze sebzelerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla ikisinin kombinasyonundan çok lezzetli Hı-hı. mezeler çıkıyor. Tabak çok güzel oldu. Evet. Hı-hı. Clara, sen kaç senedir Türkiye'deydin? Ben biliyorum ama izleyenlerimiz de bilsin istiyorum. 4 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Çok çabuk geçirdi. Çok çabuk geçti. Çok evet. güzel bir Türkçen var. Hı-hı. Ben maalesef Japonya'da tabii o kadar uzun kalmadım ama senin kadar Japoncayı konuşamıyorum. ama yemek dilini biliyorum. Evet. Yemek literatürünü biliyorum Hı-hı. en azından. Mesela hangisini biliyorsun? Tempuralar, udonlar, yemek pişirme teknikleri. tüm bunları biliyorum. Sizler Japonya'da pirinç tüketiyorsunuz, ekmek tüketmiyorsunuz evet, değil mi? Genelde daha pirinç yiyoruz. Pirinç yiyoruz. Bunlardan hiç denedin mi? Mesela bu mısır ekmeği. Aa, mısır ekmeği seviyorum. Ekşi maya ekmek var ve de yufka var. Hı-hı. Ben çok beğeniyorum. Lütfen başlayalım. Merak ediyorum, yorumlarını merak ediyorum. O zaman şey de biliyorsunuz. Biz başlamadan önce Japonca da bir şey söylüyoruz. Beraber söyleyelim evet. mi? Okay. İtadakimasu. Bunu biz niçin söylüyoruz? Yemeğe saygımızı göstermek evet, için söylüyoruz değil mi? Evet, saygı göstermek için. Ve pişirdiği kişiye saygı, yemeklerine saygı. Çok güzel bir şey, çok güzel bir kültür. Gerçekten merak ediyorum. Lütfen başlayalım. Teşekkürler. Şimdi ebiyle başlıyoruz. Ebiyle başlıyorsun evet. Yani karidesle. Evet karidesli. Söğüş karides. Bu üzerindeki sos hangi sos? Üzerindeki sos zeytinyağı ve rondodan geçirilmiş maydanoz. Çok güzel. Bir de çok sevindim, taze geldi. Mutlaka çok taze olması gerekiyor. Biliyorsun burası bir balık evet. restoranı. Hı-hı. Türk balık restoranı mutlaka en tazesinin en güzelinin olması evet. gerekiyor. Bir de sos ile çok uyuyor. Çok uyuyor. Hı-hı. Soslar çok uyuyor. Mesela evet. ben de ponzu sosu çok seviyorum. Aa, aslında çok güzel, aslında evet. Japon mutfağında da soslar var. Ponzu evet, sos var, miso sos var, evet, akamizo, shiromizo değil çok mi? Çok iyi biliyorsunuz. Japonya ve Türk kültürleri çok farklı ve her gün şaşırıyorum. Gerçekten. Özellikle ben çay kültürü olarak çok şaşırdım. Her yerde çay var. Bizde de yeşil çay var ama o kadar içmiyoruz. Ama Türkiye'de her zaman, her yerde çay var. Çay içerim mi, çay istiyor musunuz falan. Türkiye'ye geldiğinde o kadar anlamıyordum ama şimdi çaysız yaşayamıyorum. Hepimiz öyle, hepimiz çaysız yaşayamıyoruz. Bu tam bizim yemek gibi. Balık üstüne balık yumurtası. Aynen, evet. Balık yumurtası. İkura. İkura, evet. İkura koyduk onun üstüne. Sevebileceğini düşündüm. Evet, çok güzel. Çok güzel değil mi? Suzuki. Dediğim gibi biz hep soya sosu ile yiyoruz. Soya sosu ile yiyoruz. Ama burada... tuz tatlı ile çok güzel geldi. Clara, sen mesela bir Türk restoranına gittiğin zaman Japon restoranından farklı olarak ne mesela seni etkiliyor veya ne değişik geliyor sana? Evet, en çok ekmek değişik geliyor. Bizde hep pirinç önemli. Yemek Aynen. yanında pirinç. Balık olursa hemen pirinç geliyor. Ama burada ekmekler geliyor. Evet, aynen. İstersen şimdi sushi yapmak için diğer restoranımız olan Voga gidelim. Ne dersin? Tamam.
Artık Vogue'dayız. Vogue gerçekten çok özel bir lokasyon, çok güzel bir yerde bulunuyor. Şöyle evet. Harika Boğaz manzarasını bir de buradan görmeni istiyorum. Evet, gerçekten çok harika. Ben Boğaz manzarasını çok seviyorum. Bugün çok şanslıyız. Evet, önce çok şanslı. Anadolu yakasından evet. Çok güzel bir restorandan Boğaz'ı gördük. Şimdi de Avrupa tarafından izliyoruz. Evet, bugün hiç İstanbul'da görmediğin iki en güzel restoranda seni ağırladığım için de çok mutluyum. Peki sous chef olarak kaç senedir çalışıyorsun? Bayağı uzun oldu. Yani tam profesyonel olarak 2009'dan beri diyebilirim. Tabii daha öncesi de var ama profesyonel olarak 2009'dan bayağı beri. Bayağı üstasın. Yani öyle demiyoruz ama yapmaya çalışıyorum en azından öyle söyleyeyim. Ben Japonya'da mesela çok bayan sushi şef görmedim. Gerçekten evet. Var mıydı bilmiyorum ama. Var ama çok az var. Çok az eskiden var. Eskiden erkekler sushi şef yapıyordu. Evet. Ben Japonya'da çok çeşit sushi restoranlarına gittim ama hiç kadın sushi. Kadın sushi görmedim. Evet, beni de çok seni tanıyorum. Çok tebrik ediyorum. Çok bu teşekkürler. Konuda. Beni de çok yadırgamışlardı öyle söyleyeyim. Özellikle Japon erkekleri biraz bu konuda tutucu. Beni evet. De çok yadırgamışlardı. Hem bir Türk hem de onların yemeğine merak sarmış bir kadın olarak ama sonradan bana çok çok şeyler öğrettiler. Çok minnettarım hepsine gerçekten. Vogue'a geldik. Restoranımızda Clara'ya Türk balıklarından sushi yapacağız. Çok sevinirim. Hangi balıklardan yapıyorduk? Palamut. Palamut'tan yapacağız. Palamut sushi. Yapacağız. Diğeri de hamsi, değil mi şefe? Hamsi. Evet. Ben hiç tatmadım. Daha önce denemedin mi? Harika, çok sevindim. Clara, benim aslında merak ettiğim bir şey var. Gerçekten bayanlar Japonya'da sushi yapıyor mu evde mesela? Çok merak ediyorum. Evde mi? Evet. Mesela ben Japonya'dayken hiç evde yapmadım sushi. Gerçekten? Evet. Sadece dışarıda yiyordun herhalde. Evet, restoranlarda veya bayramlarda eve sipariş ediyordu. Evet. Biliyorsun siz çok usta iş olduğu için biz hep dışarıda yiyoruz. Hep dışarı diyorsunuz. Evet. Evet. Ben mesela ilk Japonya'ya gittiğimde çok dikkatimi çekmişti. İnsanlar topluluklar halinde restoranları dolduruyordu. Saat 6 dedin mi hiçbir restoranda yer olmuyordu. Ben de sormuştum oradayken bir arkadaşıma. Siz evde yemek yapmıyor musunuz? Evde sushi yapmıyor musunuz diye. O da demişti ki çok zor. Biz genelde restoranda bunu evet. Yemeyi tercih ediyoruz demişti. Evet, sen de şimdi bize aynısını söylüyorsun. Evet. Peki sen burada niye yaptın? Türk arkadaşların mı istedi yani? Sen Japon olunca sushi mi yemek evet, istediler senin? Evet. Ben Japonya'dayken dediğin gibi hiç yapmadım. Ama buraya geldiğinde siz çok üzüldüğün için hem de misafirperverlik yapmak istedin. Eve Türk arkadaşlar geldiğinde. O yüzden yapmaya başladın. Çok iyi yapmışsın. Peki gerçekten şey de merak ediyorum. Kadının Japon mutfağında yeri nedir? Türkiye'de aynı gibi. Mesela evde mutfak, annelerin iş. Hep anneler evde yemek yapıyor. Evet. Ama dışarıda, lokantalarda ev yemek için kadınlar şefler var. Ama onun dışında hep erkekler var. Yani mesela ben de en iyi yemekleri gerçekten gözlemleyerek ama evde öğrendim annemden. Evet öyle. Mesela... Ailenin kadınlarından öğrendim yani. Kadınlar yapar genelde zaten. Evet. Tabii ki çok güzel yemekler yapan erkekler de var. Zaten restoran sektöründe aslında Türkiye'de de baktığında daha çok erkek şefler çalışır. Evet. Ve onlar da çok çok lezzetli, lezzetli yemekler yaparlar. Demek ki Japonya'da da durum benzeri. Evet, benzer. Sen hangi Türk yemeğini yapmayı çok seviyorsun? Ben yaprak sarmasını yapmak çok istiyorum ama olmuyor. Öğretirim sana bir gün, beraber yapacağız yaprak sarmasını. Evet, gerçekten öğrenmek istiyorum. Evet, aslında sushi'ye çok benzetiyorum ben. Evet, benim pirinci var. Benim küçük kızım dolma yapmaya bayılıyor. Hatta biz onunla burada sushi yaptık. Hı-hı. Ben onu önce anlatırken sushi'yi şöyle demiştim. Bak, yaprağı koyuyorsun aynen, evet. Yosunu da aynı şekilde, evet. Pilavını da üstüne. Belki de o yüzden bize sushi yapmak o kadar zor gelmiyor. Çünkü biz zaten kültür olarak... Alışkanlık var. Aynen, bir alışkanlık var. O evet. Yüzden onu da çok zorlanarak yapmadığımızı düşünüyorum. Ben Türkiye'ye geldiğimde çok fark ettim. Japonya'daki sushi ile çok farkı oluyor batılarda. Mesela Japonya'da sushi derken nigiri aklımıza geliyor. Ama batıda sushi derken California roll gibi roll sushi'ler geliyor. Uramaki dediğimiz evet, yani uramaki dışı diyoruz. Pirinç olan evet. Sushi çeşidine çok fazla rastlamadım ben Japonya'da. Ve oradayken de senin dediğin gibi aslında daha çok nigiri üzerine evet, ve maki üzerine eğitim evet. Aldım ve temaki üzerine evet. Aldım. Tabii ki batıya doğru göç başladıktan sonra hı-hı. Ve kültürler artık
global dünyada iç içe geçtikten sonra mutfaklar da tabii iç içe geçiyor. Dolayısıyla evet. O biraz daha Avrupalaşmış, doğudan evet, Avrupa'ya aynen. gitmiş olan sushi kültürü uramaki yani dışı pirinçli olan sushi'yi yaratmış. Evet, şefim harika sushi'ler yaptı ama ben söz verdiğim gibi sana sushi evet. yapacağım. Oo, çok sevinirim. Nuri. Teşekkürler. Şimdi insanlar genelde dışında yosun olduğu zaman sushi yemekten çekiniyorlar. Ha, dışında Türkiye'de. Pirinci gördükleri zaman evet. daha bir yenilir geliyor. Halbuki malzeme aynı. Evet, sadece bir tanesini saklıyoruz. Diğerinde daha çok dışarıda olduğu için insanlar görüyor. Evet, özenle sushi'mizi sarıyorum. Sushi'miz neredeyse hazır. Acıyı üstüne koyacağım. Eğer içine koyarsam sos olduğu için biliyorsun yumuşatacak. Ha evet. Yosunun da çok yumuşamasını istemiyoruz. Hı-hı. İster evde ister restoranda yemek yapılsın. Yapan kişi yemekten keyif alıyorsa, hem görsel olarak hem de tat olarak bir şeyler katıyorsa yemek çok daha leziz oluyor. Umarım beğenirsin. Şimdi en heyecanlı yerine geldik Clara. Evet. Şimdi sana kendi ellerimle yaptığım sushi'yi çok güzel gözüküyor. İkram ediyorum. Tadakimasu. Gamze, bugün çok harika bir gün oldu. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Ben de çok keyif aldım. Bir Japon arkadaşımla sushi yapmak ve ona Türk balıklarından yaptığım sushi'leri tattırmak çok keyif verdi bana. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Bu bölümde Boğaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde Lacivert restoranda harika balık mezeleri yaptık. Arkadaşım Clara ile Türk-Japon yemek kültürü üzerine sohbet ettik. Ardından Vogue restorana geçtik. Kendimize palamutlu ve hamsili sushi ziyafeti çektik. Bir sonraki bölümde size evde sushi yapmanın püf noktalarını anlatmak için tezgahın arkasına geçeceğim. Mükemmel bir sushi için tüm hazırlık aşamasını adım adım sizlerle paylaşacağım. Artık sushi yapma zamanı.